Sanırım böyle bir kararları var. Her konuşan gazeteci, yazar nezarethanemizi tadacaktır diye sıra gelmişti herhalde. Şimdi şey olabilir, yani şikayet olabilir ya da savcı bir şeyi yanlış bulabilir. Seni beni çağırabilir değil mi? Gel bakalım ifade ver diye, şu yazdığın şeyde suç var falan diye. Başımıza daha önce geldi. Ben 6 defa basın savcısının önüne çıktım. Ama nasıl çıktım? Tebligat geldi, davetiye geldi, gittim, ifademi verdim. Hiçbir şey çıkmadı, takipsizlik aldım. O gece aldım. Eşinle, Ülkü'yle konuştuk. 3.50 de gelmişler. Evet. Şimdi senin evinde hani elinde bayağı aramayı da gerektiren, işte ayrıntılı adres tarif falan gerektiren bir yer diyelim ki. Evet. Hani çat kapı oradan geçiyorken kapıyı vurdum girdim değil. Aşağıdan zile mi bastılar, apartmanı mı uyandırdılar? Şimdi saat 3.50'de evet zil çaldı. Ben kim olabilir dedim. Önce ilk şeyi dikkate almadım. İkinci defa çalınca bu polistir dedim. Hmm. Yani bu benim için sürpriz değil. Epey zamandır yani epey zamandır böyle bir şey olabilir hazırlığı içindeyim. Bunu yaptılar, yapacaklar şeyi var, sinyalleri var. Çünkü bu Twitter'ların altında bir takım troller sürekli bir emniyete falan şeyler gönderiyorlar. Bak bu adam ne yazmış falan filan diye. Neyse bu yani açtık kapıyı. 4 tane genç polis. 4 tane. 4 tane evet ondan sonra. Direnirsin falan diye mi düşünmüşler? Vallahi, Allah Allah. Ondan sonra dediler ki hakkınızda gözaltı şeyi var, kararı var. Ondan sonra bizimle vatan emniyete geleceksiniz. Nedir konu? İşte Cumhurbaşkanlığına hakaret ve halkı kin ve nefrete sevk yönlü yayın yapmak, sosyal paylaşımlar. Sosyal paylaşımlar. Peki yani gidelim dedim. Yapacak bir şey yok. Yani kimliklerini falan gösterdiler tabii. Yani önce onlar oldu. Sonra gittik. Önce bir biliyorsun şeye, hastaneye. Hı hı. Darp şey var mı, cebir var mı? Yok. Oradan vatan emniyete ifadeler alınmaya başlandı. 2 tane dosya hazırlamışlar. İkisinde de benim son iki günde attığım tweetler. Ha, öncekiler yok. Yok. Çok komikleri de var. Mesela Ege Cansen bir güzel yeni havalan ile ilgili makale yazmış. Onu okuyun diye takipçilere tavsiye etmişim. Onu bile koymuşlar. Ondan sonra İmamoğlu'na alışacak Erdoğan, gitmeye de alışacak gibi bir şey söylemişim. Bunu hakaret kabiliğinden kullanmışlar ama daha çok hakarete giren sanırım Beşiktaş'taki bir video ve Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesinin maç atmosferi. Şimdi biliyorsun cumartesi günü Beşiktaş-Başakşehir şeyi tansiyonu çok yüksekti maç öncesi. Çarşıda böyle bir şey var, erkenden başlayan bir şölen var. Oradan bir video geldi yani internette gördüm ben. Gençler bira içiyorlar. Sen çekmedin yani. Yok ben çekmedim. İnternetten gördüm. İşte şerefine Tayyip diye bir video ama daha başka bir sürü sloganlar da var. Yani ben oraya sadece çarşı başladı. Ondan sonra daha da şenlenecek tribünler, hani maçın atmosferini aslında anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kendim de o havaya girmiş vaziyetteyim. Bunu Cumhurbaşkanı'na hakaret şeyine sokmuşlar. Şerefine demek hakaret mi? Ha şerefine ya da işte bu videoyu paylaşmak her neyse ya da oradan neler uyduruyorlarsa. Böyle şeyler, ya ben dedim ifadede benim Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir derdim yok. Yani ben... İşim gücüm yok. Ben hakaret etmek lümpenlerin işi. Ben eleştiririm. Cumhurbaşkanını eleştirmek başka şeydir. Hakaret başka şeydir. Ben hakaret etmiyorum ama eleştiriyorum. Hakikaten icraatlarını beğenmiyorum ve bir gazeteci olarak, yazar olarak eleştiriyorum. Bu da benim görevim. Yani bunu benim sorumluluğum. Hem yurttaşlık sorumluluğum hem de gazeteci olarak sorumluluğum. Hakaret yok, eleştiri var. Halkı yok kin, nefret, sevkine ne münasebet yani böyle bir şey olsun. İşte benim
şimdiye kadar yaptığım bütün paylaşımlar burada diye bir ifade verdim. Neyse yani ifadeyi aldılar. Ondan sonra işte gece nezaret, nezarette bizi ağırladılar. 40 yıl sonra tekrar bir nezaret yani görmüş oldum. Arkasından sabahleyin şey yaptılar, işte parmak izi, fotoğraf. Ondan sonra savcılığa gitmek üzere Kartal Adliyesi'ne geldik. Kartal Adliyesi'nde savcıya çıkardılar. Savcıya da aşağı yukarı aynı şeyi verdik. Avukat arkadaşlar geldi bir grup. Onlarla aşağı yukarı aynı ifadeyi verdik. Meramımızı bir daha detaylı anlattık. Savcı serbestsiniz dedi. Ondan sonra oradan çıktık ve böylece her canlının tadacağı şeyi biz de gazeteci olarak nezaretini tatmış olduk. Barış Yarkadaş, yani hemen hemen her darda düşende olduğu gibi, dara düşende olduğu gibi gene adliyedeydi. Hızır İlk Barış. Haberi de, evet ya Hızır gerçekten. Haberi de zaten en son ondan aldık. Ve Mustafa Sönmez serbest diye bu fotoğrafla. Şimdi Mustafa Sönmez serbest kaldıktan sonra ilk işi ne oldu dersiniz? Gene tweet attı. Gene tweet attı. Hem de öyle bir şey yazdı ki, diyor ki... Sabahın üçlerinde benim de kapım çalındı. Nezarette ağırlandım. İfade sonra serbestim. Arayan gelen herkese teşekkürler. Neyse. Bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz derken ne kastettiniz? Bülent Ortaçgil'in güzel şarkılarından biridir. Onu. Yani şimdi bununla ne yapmak istiyorlar Allah aşkına? Kimi yıldıracaklar? Kimi korkutacaklar? Yani niye yıldıracaklar? Niye korkutacaklar? Biz ne yapıyoruz? Sen, ben, bizim gibi insanlar. Ya eleştiriyoruz. Bu bizim işimiz. Çünkü yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belgeleri arasında vardır. Gazeteciler eleştirir. Hatta sorumluları biraz daha ağırca eleştirme hakları vardır ki onları uyarsınlar diye. Bu bir görevdir. Bu bir sorumluluktur. Biz bunu yerine getiriyoruz. Ayrıca her yurttaşın ifade özgürlüğü vardır. Yani elinde tüfek yok, top yok, şiddet uygulamıyorsun. Ne yapıyorsun? Yani... İfade özgürlüğünü kullanıyorsun, eleştiri hakkını kullanıyorsun. Bunu ne hakla, kim, niye önleyecek? Nasıl önleyecek yani? Ne hakla yapacak? Bana hakaret ettin. Hakaret etmedim ya. Benim aklım var. Ben niye enerjimi sana hakaretle sarf edeyim ki? Ben yani onu verimli bir şekilde kullanırım. Senin yanlış yaptıklarını gösteririm ve onu düzeltmeni isterim. Düzeltmezsen de alternatif yolu insanlara gösteririm. Budur yaptığımız, yapacağımız şey ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yani kimse bizi böyle saat 3'lerde, 4'lerde gelip korkutarak, derdest ederek yıldıracağını sanmasın. Bu da Türkiye'nin ayıbıdır ayrıca. Yani bugün birçok dünden beri Avrupa gazetelerinde de, portallarında da benimle ilgili haberler çıktı. Yani benimle çünkü dünyada bir sürü irtibat kuran, bilgi alan gazeteler, uluslararası televizyonlar dünya var. Dünya çok yakından izliyor. Hepsinde bir bugün de, haber var. Mustafa Sönmez yabancı gazetelere, dergilere Türkiye ekonomisi hakkında yazı yazan ya da sorulara yanıt veren bir gazetecidir. Yani hem Batı hem de İran falan da değil mi? Doğu'da da. Kamuoyu, gazete okuyan, haber takip eden kamuoyu en azından Mustafa Sönmez adını gayet iyi bilir. Onun başına bir şey geldiği zaman bunun neden geldiğini de dolayısıyla iyi bilir. Tabii Ayşe Nur, bir de yani benim şansım ben Al Monitor diye hem İngilizce yayınlanan bir portala yazıyorum. Hı hı. Al Monitor tabii dünyada takip edilen bir portal olduğu için çoğu insan da oradan bilgileniyor benim yazdıklarımdan. Böyle bir şey var. Şimdi o niye olsun, olmasaydı? Yani bunu niye yapıyorlar? Bundan sonra yapmasınlar. Bir de bak şöyle ayıp bir şey var ya. Dün gerçekten beni arayan arkadaşlardan biri söyledi. Onu da tweet yaptım, yazdım. Ya gecenin saat 3.40'ında geliyorsun, kapısını çalıyorsun. O evde küçük çocuk olabilir. Evet.
O evde yaşlılar olabilir, kalp hastaları olabilir, o evde misafir olabilir. Yani nasıl bir travma yaşarlar? Hiç düşünmüyor mu bu polisleri gönderen insanlar? Ne yapmak istiyorlar yani? Hadi benimle diyelim bir dertleri var da oradaki insanlarla, o meskendeki insanlarla nasıl bir şeyiniz var? Bir de Mustafa, ben şimdiye kadar 2'den fazla kendi tecrübelerimden bilmiyorum ama hatta Hüsnü Mahalli'de de galiba 3'tü. Sana 4 polis göndermeleri benim çok tuhafıma gitti. Yani senin direneceğini falan mı gerçekten? Ya öyle ekip olarak çalışıyorlar o şekilde. Yani savcılığa giderken de 3, 4 demedim pardon. 3'ler çünkü 4 kişilik bir arabadaydı. Ha. 4 değil 3 kişi. 3'ü de genç ve çok efendi polislerdi. Yani çok kibarlardı hakikaten. Benim gençlik dönemimde onların şahıslarıyla ilgili bir şey yok zaten. Tavırlarda çok. Şuraya geleceğim. Yani bunu yapmasınlar. Bu gece sabaha karşı gazetecilere, düşün insanlarına ellerinde bir kanıt kuyut yokken böyle şeyler yapmasınlar. Bu doğru değil. Bu Türkiye'yi dünyada da iyi göstermiyor. Ayrıca da her tür insan hakkına aykırı bir şeydir. Biz kaçan, göçen insanlar değiliz. Yerimiz belli, yurdumuz belli, ne olduğumuz belli. Gönderirsiniz tebligat, yarın sabah gelin ifadeye diye. Kalkar geliriz, ifademizi veririz. Saat 3.50'de sabaha karşı ev basmak ne ya? Ne demek? Bu ne ya? Bu ayıp yeter artık yani. Hakikaten bunu yapmasınlar ve bunun yapılmaması konusunda da bizim ayrıca bir şeyler yapmamız lazım. Yani bunu durdurmamız lazım. Bunu bir şekilde durdurmamız lazım. Yani buna hukuki olarak da haklarının olmaması gerekiyor. Ya da bu tür şeylerde belki de direnmek gerekiyor. Ama böyle olmaz. Yani böyle sabaha karşı ev basılmaz. Ya olmaz dediğimiz her şey olmuyor mu Mustafa? Ama olmayacak. Olmasın. Yani olmasın. Seçimlere gelelim. Ama bak şimdi bunu yaptılar. Bu bütün dünyada şimdi konuşuluyor. Yani Türkiye'de hala düşünen insanların evine sabaha karşı baskınlar düzenleniyor diye dünyada konuşuluyor. Bu dolayısıyla bu ülkenin imajına etki ediyor. Yani diyorlar ya hani bizi niye sevmiyorlar, bize niye güvenmiyorlar. Ya böyle yaparsan güvenmezler sana. Sen hala böyle yaparsan insanlara bu şekilde davranırsan düşünen insanlara bunların elinde silah yok, örgüt değil, sadece düşünüyor ve yazıyor. Bu insanlara böyle davranırsan, yani dışarıda kimse kusura bakma sana hiçbir şekilde güvenmez, sana yaklaşmaz, yaklaşası varsa da yaklaşmaz yani. Dolayısıyla bu döner dolaşır, bunların kalesine gol olur yani. Hakikaten de öyle oluyor.